Merhaba arkadaşlar. Bir tarih dersiyle daha beraberiz. Bugünkü konumuz Yavuz Sultan Selim. Biliyorsunuz ki benim en çok sevdiğim padişahtır. Dilerseniz hemen derse geçelim. Evet, burada Osmanlı armasını görüyoruz. Burada kılıçlar falan, bayraklar var. İlk konumuz dediğimiz gibi Yavuz Sultan Selim, yani 1. Selim'i anlatacağız. Selim'imiz yakışıklı, boylu poslu, hiddetli, güçlü, kuvvetli olduğunu biliyoruz. Savaşmaya çok meyilli olduğunu, yani ordunun başında seferden sefere gideyim de ne olursa olsun diyoruz. Ve bıyıklarından tanıyacağız. O küpeli fotoğrafı da aklımızdan sileceğiz. Çünkü Yavuz'a ait bir tasvir değildir. Gene burada da Yavuz'u görmekteyiz. İkinci Beyazıt'tan olma, Ayşe Hafsa Sultan'dan doğma 1. Selim'imiz. Biliyorsunuz ki tırnaklarını kazıyarak saltanata çıktı. Babasını meydan okuyarak çıktı. Diğer kardeşlerini yerle yeksan ederek çıktı. Ve 1512'de saltanatın yegane sahibi olurken 8 yıl tahtta kalabiliyor. Çünkü 1520'de vefat edecek. Çocuklarının Süleyman, Hatice, Şah Sultan ve Fatma Sultan olduğunu biliyoruz. Gördüğünüz gibi hep kadın, yani kız çocuğu doğmuş. Yani Süleyman rakipsiz bir şekilde tahta çıkacak. Mahlası Selim'idir. Bu kadar sert mizaçlı olmasına rağmen çok güzel şiirler yazmıştır. Edebiyata bir hayli merakı olduğunu biliyoruz. Biri Türkçe, biri Farsça olmak üzere iki tane divanı var. Sert bir mizacından dolayı Yavuz unvanını almıştır. Bakın, mahlas değil, unvan. Ve 1520 yılında da öldüğünü söyledik. Evet, edebiyata çok meraklı olduğu için kendine has bir şiir türü oluşturmuştur. Biz buna satranç şiir diyoruz. Yukarıdan aşağı okuduğunuzda aynı anlamı verecek. Bakın, sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur. Sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur. Tersten okuduğumuzda aynı, gene yukarıdan aşağı okuduğumuzda aynı anlamı vermektedir. Geçelim bunu. Saltanatına gelecek olursak, Şehzade Selim tahta babasından biliyorsunuz ki zorla aldı. Ama geride iki tane daha kardeşi var. Selim, Ahmet ve Korkut'un taht mücadelesine sahne olacağız. Biliyoruz ki Ahmet varisti babasının gözünde ama saltanata çıkamadı. Selim Yeniçeri'nin desteğini ve devlet büyüklerinin desteğini alarak tahta çıktı. Tahta çıkar çıkmaz hemen Şehzade Ahmet oğullarıyla birleşerek Selim'in saltanatına karşı isyan çıkartacaklar ve bunun üzerine Selim'e direkt bir mektup yazılacak. Nasıl Cem Sultan Bayezid'e yazdıysa Anadolu'yu kendisine isteyecek, Rumeli ile yetinmesini söyleyecek. Tabii ki de bizim sert mizaça sahip olan Selim'imiz bunu kabul etmeyecek ve Ahmet'le Korkut'un birleşmesini engellemek adına Şehzade Korkut'a bir teklif sunacak. Diyecek ki Anadolu topraklarının Kütahya kısmında sana bir beylik vereyim. Yıllık duka altını da vereyim. Bana isyan etme, burada dur. Şehzade Korkut abisine yeminler edecek. İsyan etmediğine dair sözler verecek. Bunun üzerine Selim Şehzade Korkut'un yaşamasına izin verecek. Ve Ahmet ve oğulların üzerine giderek o isyankar olan Ahmet'i ve çocuklarını öldürttürecek. Geçelim. Yenişehir Ovası'nda karşı karşıya gelen iki kardeş Sultan Selim'in Şehzade Ahmet'i İzmit'te yenmesi üzerine Ahmet kaçarken yakalanacak ve idam edilecek. Bunun üzerine bu olaydan müstesna olan, yani üzülen Şehzade Korkut ise Mısır'a kaçmak isteyecek. Ve Mısır'a kaçtığı haberi alınca biliyorsunuz ki Osmanlı Şehzadesi Anadolu'dan çıktığı an hemen Avrupalı devletler tarafından kapılıyor ve bizim dış meselemiz haline geliyor. Şehzade Korkut'un Memlük diyarına, yani Mısır'a kaçmasının haberini alan Selim, Şehzade Korkut'u dinlendiği bir sırada, uykudayken yani, yay kirişiyle boğulmak suretiyle öldürecek. Ve bunun üzerine iki kardeşin ölmesi üzerine kardeşlerini bertaraf eden Selim, tahtın yegane sahibi olarak artık ülke yönetimine başlayacak. Yavuz Sultan Selim döneminde tüm seferlerin doğu yönünde yapıldığını biliyoruz. Çünkü doğuda daha Selim şehzadeyken bir problem vardı. Şah İsmail'in oluşturduğu bir Şii propagandası. Anadolu'da sürekli isyanın çıkmasına sağlayan bir olay yaşanıyordu. Ve Selim bunu da şehzadeliği döneminden beri takip ettiği için ilk seferini tabii ki de İran'a yapacak. Ondan sonra gene başımızın püsküllü belası olan Memlük diyarı var. O da doğuda olduğu için diğer seferlerinde doğu yönünde devam edecek. Bunun da nedeni Safavi Devleti'nin Anadolu'da yerde Şii propagandasını önlemek ve Memlüklerin Osmanlı'ya karşı giriştiği bütün ittifakları engel olmaktır.
Selim döneminde yapılan seferlere bakacağız. İlk önce Şah İsmail üzerine, yani Safavi Devleti'nin üzerine Çaldıran Savaşı yapılacak. Sonra Dulkadiroğlu Beyliği'ni son vermek için Turnadağ Savaşı. Sonra Memlükler üzerine iki sefer yapılacak. Mercidabık ve Ridaniye. Bu şekilde topraklarımızı genişleteceğiz. Bu bayrağımız, yani Safavi Devleti'ni temsil eden bir bayrak. Aslan ve Güneş'i temsil ediyor. Biliyorsunuz ki Persler döneminde Mısır'dan etkilendiğini biliyoruz biz gene Safavi Devleti'nin. Evet. Burada İran'ın, yani Safavi Devleti'nin sınırlarını göreceğiz. İran tarafından tutun, Anadolu'nun da doğu kısmında yer almıştır. Musul, Bitlis, Erzurum, Tebriz, işte Kars gibi yerler görüyorsunuz ki İran'ın elindedir. Ve bu topraklar Selim döneminde Osmanlı'ya katılacak. Hatta biz ilerleyeceğiz, Nişabur, ondan sonra Bağdat, Tebriz, Van falan, bunları ele geçireceğiz. Anadolu'daki Şii propagandası. Bir kere öncüsünün temsilcisinin Şah İsmail olduğunu bileceğiz. Ve bu problemi çıkartan da Safavi Devleti olduğunu bileceğiz. Nedir bu devlet? Müslüman mı? Müslüman. Biz de Müslümanız. Ama mezhep farklarımız var. Onlar Şii, biz Sünniyiz. Bu da büyük bir uçuruma neden oluyor. Yani Alevilik olayının temelleri burada atılacak. Şii devletini kuran Şah İsmail, Anadolu topraklarını ele geçirmek için Şii propagandası yapacak. Ve Osmanlı Devleti'ne ciddi zararlar verecek. Buna karşılık, geçelim öteki slide hocam. Buna karşılık Yavuz belirli tedbirler almak zorunda. Biliyor ki Müslüman kanı dökecek. Bunu da bir kılıfa uydurmak zorunda. Yani tutup da Müslüman kanını öyle durduk yere dökemez. Şiiliğin ehli bir sünnet mezhebi olmadığına dair dönemin şehir İslamlarından fetva isteyecek. Ve bunu da halka vaazlar yoluyla bildirecek. Safavi Devleti ile yapılan bütün seferlerin, savaşların hepsinin küffarla, yani Hristiyanlarla yapılan savaşlarla aynı tutulduğundan bahsedecek. Şiileri, Anadolu'daki Şiileri tespit edip gerekli idamları gerçekleştirecek. Ve İran üzerine sefere çıkacağız. Bir kere nedenler bulmak zorundayız. Böyle durduk yere hayda sefere çıkıyoruz demiyoruz. Yavuz Sultan Selim, Safavi Devleti'ni ortadan kaldırmak, Anadolu'daki Şii isyanlarına son vermek, hem de İslam dünyasındaki Şii-Sünni ayrımını ortadan kaldırmak adına İran üzerine sefere çıkacak. Şah İsmail'in Osmanlı düşmanlığı bu sırada tabii ki de artacak. Memlüklerle işbirliği yapmaya başlayacak. Sınırda sürekli olarak kaos yaratacak. Ve Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen Türklerin Anadolu'ya girmesini engelleyecek. Bu sebeplerden ötürü canımız, cicimiz, yavuzcuğumuz İran üzerine sefere çıkacak. Burada İran üzerine yapılan seferlerden tasvirler var gençler, resimler. Şimdi ilk yapılan savaşımızın adı Çaldıran Savaşı. Bu karikatürle aklınızda kalsın. Sürekli olarak Yavuz Sultan Selim biri çaldırıp telefonu kapatıyormuş. Kim lan bu gizli numaradan sürekli çaldıracaksın? Öleceğim diyor. Dönemin veziri azamı da Şah İsmail'dir sultanım diyor. Şimdi bittin oğlum İsmail, geliyorum diyerek savaşa çıkacak. İlk savaşımız dediğimiz gibi Çaldıran Savaşı'dır. Selim Şah İsmail'e Farsça yazılmış mektuplar gönderecek ve bu kışkırtıcı mektuplar. Bunun üzerine Kayseri'ye doğru, yani İran'a doğru yürürken Kayseri'de dinlenecek ve otağını kuracak. Burada Dulkadiroğlu Beyliği ile görüşmeler yapacak ve savaş esnasında yardım isteyecek. Yanında yer almasını isteyecek, beylikteki bulunan askerlerin gönderilmesini isteyecek. Dulkadiroğlu Beyliği de Osmanlı'yı biraz safsaklayacak, yani tamam sultanım gönderirim diyerek aynı zamanda da sonra da red cevabını verecek. Çünkü Şah İsmail ile anlaşma yapacak. Şah İsmail'e tekrar bir mektup gönderiyor. Senin topraklarına doğru gelmekteyim. Hala karşıma çıkan bir güçlü donanma yok, kuvvet yok. Senin topraklarında gezmekteyim. Bunun üzerine de Şah İsmail Selim'e bir mektup gönderecek ve afyon şurubu yanında da hediye edecek. Diyecek ki, geçelim hocam. Şah İsmail Selim'e gönderdiği mektuba sultana yakışmayan cümleler kurduğunu ve bunların ancak afyon denilen sarhoş olmuş bir padişahın cümleleri olduğunu söyleyerek Selim'le dalga geçecek. Bunun üzerine Selim cevap olarak bir mektup daha yazacak. O daha sert bir dil olacak. Ve mektupta memleketinde, yani Şah İsmail'in memleketinde günlerce yürüdüğü halde hala karşısına çıkan bir ordunun olmadığını, kendisinden hiçbir haber alamadığını, korktuğu takdirde bir tabibe, yani doktora başvurması istenmiş ve bunun yanında, mektubun yanında da kadın kıyafetleri gönderilmiştir. Karşıma çıkacak kadar yiğit değilsen o zaman kadın kıyafetleri takıp hareminde dolaşabilirsin diyor. Yani güzel güzel dalga geçecekler. Bu mektuplar daha da sertleşecek. Şah İsmail'in günler geçmesine rağmen Osmanlı ordusunun karşısına çıkmaması üzerine
Osmanlı Devleti'nin ordu sisteminde Yeniçeri'de ayaklanmalar başlayacak. Günlerdir İran Devleti'nin sınırlarında geziyoruz. Karşımıza hiçbir ordu çıkmıyor. Savaşmayacaksak ülkemize dönelim diye. Ve Selim'in çadırına tehdit dolu mektuplar bırakarak ok atıyorlar. Ki çok sert mizaçlı olan bu padişah bu oku tabii ki de kaldıramayacak. Oku atanların hepsini tespit edecek, idam edecek ve sükuneti sağlayacak. Sonra da bir konuşma yapacak. Ben kimseyi arkamdan veya peşimden gelin diye zorlamıyorum. Ben buradayım ve savaşa devam edeceğim diyor. Bunun üzerine tabii ki de Yeniçeri ordusu geri yapmayarak savaşa devam edecekler. Çaldıran Ovası'nda karşılaşan Şah İsmail ordusu ile Osmanlı ordusunun mücadeleye giriştiğini biliyoruz. Osmanlı toplarının kullanılması üzerine Şii ordusu dağılmaya başlayacak ve pek çok kumandan esir edilecek ya da savaş meydanında ölecekler. Savaşı Osmanlı Devleti'nin kazandığı sırada Şah İsmail'in kaçtığını biliyoruz. Kaçarken de sürekli at değiştiriyor ve yerine kendisine çok benzeyen, yakın arkadaşı olan bir adamı koyacak ve bunun üzerine Tebriz'e kaçacak. Şah İsmail'in kaçma üzerine zaten ordu savaş düzeninden çıkacak ve Osmanlı'ya teslim olacak. Çaldıran Savaşı'nın sonuçları önemli çünkü çok şey elde edeceğiz. Şii ordusunun yarısı bizim olacak artık. Şah İsmail'in hazinesinin tamamına el koyacağız ki bu çok önemli. Şah İsmail'in eşi Taşlıca Hatun bizim artık elimize esir olarak düşecek. Şah İsmail elinde bulunan dönemin sanatkarları, ilim adamları, bilim adamları gene İstanbul'a transfer edilecek. Tebriz, Musul, Kerkük, Erbil Osmanlı topraklarına geçecek. Burada gene Yavuz Sultan Selim'le Şah İsmail'in savaşına dair yapılan bir tasvir görüyoruz. Şimdi az önce biz Dulkadiroğulları'nın yanına gittik topraklarına ve dedik ki savaş sırasında bize yardımcı olur. Yardıma takviye kuvvet gönderir. Dulkadiroğulları'nın da bize yardım etmediğini biliyoruz. Tabii ki de Yavuz bunu kesinlikle göz ardı etmeyecek. Şimdi Türk Siyasi Birliği'ne dair son bir savaş yapılacak ve Dulkadiroğlu yıkılacak. Çaldıran Savaşı sonrasında Dulkadiroğulları'nın Osmanlı'ya karşı cephe alması. Selim, Kemal, Diyarbakır, Sivas'ı kuşatmış bunun üzerine. İki ordu Elbistan'ın güneyinde Turna Dağı tarafında karşı karşıya gelecekler. Ve Osmanlı karşısında direnemeyen zaten topla, tüfekle, Yeniçeriyle hiçbir devlet bizim karşımızda duramıyor. Dulkadiroğulları savaş sonrasında tamamen işgal edilecek ve Osmanlı'ya tabi bir beylik haline gelecek. Turna Dağı Savaşı sonucu önemlidir, sorulur. Anadolu Türk Siyasi Birliği için yapılan son savaştır. Yani artık Dulkadiroğlu Birliği ile beylikler devri kapanacak. Memlük Osmanlı Savaşı'nı hazırlayan sebeplerden biridir. Çünkü Memlükler Dulkadiroğlu Beyliği'nin üzerinde de egemenlik kurmak istiyordu. Yani iyice Memlüklerle aramız gerildi. Şimdi İran üzerine seferler yaptık, otokontrolümüzü sağladık. Şimdi sıra Mısır'da yani Memlüklerin bize karşı yaptığı faaliyetleri önlemekte. Memlükler Osmanlı-İran savaşlarını yakından takip ediyorlar. Gizli gizli de İran'a yani Şah İsmail'e yardımcı oluyorlar, destek veriyorlar. Bu da savaşın ilk sebeplerinden biri. Merkezi Mısır'da olan ve Anadolu topraklarında da kıyıları olan Memlük devleti Abbas halifesini himaye ediyordu. Yani halifelik Memlüklerde, biz Memlükleri yıkarsak halifeliği ele geçireceğiz. Ve kutsal topraklara sahip olduklarından dolayı kendilerini İslam dünyasının lideri olarak görmekteydi. Biz de kendimizi İslam dünyasının lideri olarak görüyoruz. Bunlar da Müslüman, biz de Müslümanız. Bunun üzerine iki devlet arasında Mercidabık savaşı yapılacak. Bu yüzden de gittikçe kuvvetlenen Osmanlı Devleti'ni rakip olarak görecek Memlükler. Biz biliyoruz ki Memlüklerle problemimiz Fatih dönemine kadar eski bir problemimiz. Çünkü Fatih döneminde Hicaz su yollarının yapılmasını istedik. Ama Memlük devleti siz karışamazsınız, siz kim köpeksiniz diye bize engel oldu. Gene Cem Sultan dönemine Cem'e destek verdiler. Bu da bize büyük darbe vurmuştu. Ramazan ve Dulkadiroğulları üzerinde egemenlik kurmak istiyorlardı ki az önce Dulkadiroğulları'nı yıkarak gene aramız gerildi. Safaviler Osmanlı'ya karşı kışkırtıyorlar, hatta yardımcı oluyorlar. Osmanlı-Memlük Savaşı'na sebep olan belirli sebeplerdir bunlar. 1516 yılında Osmanlı Devleti'nin Suriye'yi işgal etmesi üzerine Suriye'deki Mercidabık mevkisinde Osmanlı-Memlük Savaşı başladı. Savaşı Osmanlı'nın kazandığını biliyoruz. Savaş sonucunda Suriye, Filistin, Lübnan toprakları artı bizim egemenliği altımıza geçti. Bunun üzerine Memlük Devleti'nin belirli boşlu topraklarını aldık.
Çok küçük toprakları kaldı ama büyük zenginliklere sahip olan toprağımız kaldı. Mısır. Mısır'ın alınması demek halifeliğin artık bizim olması demek. Zengin yeraltı kaynaklarının bizim olması demek ve Mısır'ın bütün zenginliğini Osmanlı'ya akması demek. Mercidabık Savaşı'ndan sonra Mısır'a kaçan Memlük emirlerinden Tumaybay yeniden Memlük Devleti'nin başına geçecek. Bu yüzden Sultan Selim kışı Şam'da geçirecek ve diyor ki bu Memlük belasını burada bitirelim. Artık bir daha git gel yapmanın ne vakti ne de zamanı. Ve Tuman Bey'e de mektup yolluyor bu sırada. Mısır'ı bana bağlı bir beylik haline gelebilir. Benim adıma hutbe okutun, para bastırın, yıllık ödemeniz gereken vergiyi ödeyin, Memlük Devleti'ni yıkmayayım diyor. Tabii ki de red cevabı alacak çünkü ikisi de İslam dünyasının lideri olmak istiyor. Buna dedik ki belirli şartlar sundu. Memlük bırakmayı vaat etmiştir. Ancak alınan red cevabı üzerine Yavuz Sultan Selim 1517 yılında büyük bir olaya sahne olacak bir şey yapıyor. Ve Sina çölünü 13 günde geçiyor. Çocuklar geçilmesi zor bir çöl ki bizim atlarımız veya askerlerimiz hiçbir zaman çöl topraklarını görmemiş veya çöl topraklarına alışkın bir yapıda değiller ama 13 gün içinde bu Sina çölünü geçerek Ridaniye yani Kahire bölgesine geçecek. 1517'de Ridaniye'de Tomanbay komutasındaki orduyu da yenip Mısır ve Kahire'yi ele geçirecek ve bu şekilde de Memlük Devleti'ne son vereceğiz. Memlük Devleti'ne bu Sina çölünü geçtikten sonra Kahire'ye girişini Yavuz Sultan Selim'in anlatan bir tasvir gene. Ridaniye Savaşı'nın büyük başlı sonuçları var gençler. Halifelik bir kere Osmanlı Devleti'nin elinde artık ve Yavuz ilk halife olan sultandır. Memlük Devleti yıkılmış, Mısır, Hicaz, Lübnan, Filistin, Suriye, Mekke, Medine ve Mısır toprakları artık Osmanlı egemenliğin altına girdi. Baharat yolunun büyük bir kolu Mısır'dan geçiyordu. Artık baharat yolunun da tamamını resmen Osmanlı egemenliği altına soktuk. Venedikliler, Kıbrıslar, Memlüklere yıllık belirli başlı yüksek miktarda vergi ödüyorlardı. Bu vergileri artık Osmanlı'ya verecekler. Hazinemiz çoğalıyor. Kuzey Afrika'nın fethi kolaylaşacak. Artık Kuzey Afrika'nın fethine yani Kuzey Afrika'da da topraklarımız olacak. Kutsal emanetler yani Hazreti Muhammed'e ait emanetler Mısır'dan alınıp Topkapı Sarayı'na getirilecek. Biliyorsunuz ki Ramazan zamanlarında Topkapı Sarayı açılıyor ve bu kutsal emanetler gösterime sunuluyor. Mısır'daki önemli bilim adamları İstanbul'a getirilecek. İstanbul artık bilim şehri olmaya başlayacak. Memlük hazineleri Osmanlı Devleti'ne kaldı. Hazine tamamen hınca hınç dolmuştur. Tarihin en zengin dönemi yaşandı. Bu olaydan sonra Yavuz Sultan Selim hazineyi ağzına kadar doldurduğu için bir vasiyetname sunmuştur. Benim altınla doldurduğum hazineyi torunlarından her kim doldurabilirse kendi mührüyle mühürlesin. Aksi halde hazineyi Hümayun benim mührümle mühürlensin diye vasiyette bulunmuştur. Günümüzde halen Topkapı Sarayı'nın hazine kısmı Yavuz Sultan Selim'in mührüyle mühürlenmektedir. Ondan sonra hiçbir Osmanlı hazineyi tamamen dolduramadı. Hatta daha çok boşalttılar ve hazinenin kapısı her zaman Yavuz Sultan Selim'in mührüyle mühürlendi. Rivayet edilir ki Yavuz Sultan Selim Mekke Medine'de olan toprakları kutsal topraklar alındıktan sonra bir ünvan verilmiş. İşte Mekke Medine'nin sahibi diye. Ve bunun üzerine bizim mütevazi padişahımız ben buranın sahibi değil. Ben buraların hakimi değil. Ancak hizmetkarı olabilirim diyerek İslam dünyasının hoşgörüsünü ve Osmanlı'nın ne kadar mütevazi padişahlara sahip olduğunu gösteren bu cümleyi sarf etmiştir. Ve Hadimül Haremeyn-i Eşşerefeyn ünvanını almıştır. Gene kutsal emanetlerden bahsedelim. Hırka-i Saadet, Hırka-i Saadet'in sağlıklı olduğu bir kutu, Peygamber Efendimiz'in ayak izi, sakalı, Uhud Savaşı sırasında kırılan dişi, kabrinin toprağı, Peygamber Efendimiz'in mührü, gene sandaleti yani ayakkabısı, kılıçlarının kabzası, kılıçları, oku, yayı, geçelim. Sahabe ikramın kılıçları gibi, Mescid-i Aksa'nın maketleri gibi bir sürü kutsal emanetler Topkapı Sarayı'na getirilmiştir. Bunların görsellerini göreceğiz. Gene sandık-ı ayyuman yani Peygamber Efendimiz'in sakalını saklı olduğu sandık. Bu da aynı şekilde sandığın diğer gösteri. Peygamber Efendimiz'in ayak izi. Gene ayakkabısı yani sandaleti. Kılıçları.
Evet, Yavuz Sultan Selim'in isyanlarına geçmeden önce videomuza ara veriyoruz. Görüşmek üzere diğer videoda. Yavuz döneminde yaşanan bir isyanla karşınızdayız. Bozoklu Celal ayaklanması. Bozoklu olan Şeyh Celal önderliğinde topraksız köylüler ve ağır vergilerden şikayetçi olan insanlar, toprakları elinden alınmış sipahiler, yerel idarecilerin zulmüne uğrayan insanları kışkırtarak Osmanlı topraklarında bir isyan çıkarmıştır. Şii kökenli bir isyandır. Yani Sünni Şii kökenli ayaklanmasıdır. Sünnilere karşı yapılmıştır. Osmanlı yönetimi baş kaldırıdır. Tokat yöresinde başlayan ayaklanma kısa sürede genişleyecek ve aynı yıl içerisinde kanlı bir şekilde bastırılacak. Şimdi Yavuz Sultan Selim döneminde yapılan savaşları ve alınan toprakları göreceğiz. Yavuz Sultan Selim'den önce şu sarı yerler bizimdi. Yavuz'la birlikte bu yeşil yerler öncesi Yavuz Sultan Selim'le birlikte topraklarımıza toprak katılan yerler bu sarı yerdir. Yani Mısır, Kahire, Hicaz, Lübnan, Suriye gibi yerler bize katılırken İran taraflarından da Tebriz, Van, Bitlis, Erzurum toprakları Osmanlı'ya katılmıştır. Şimdi Yavuzcuğumuzu öldürelim. Üzülerek öldürüyoruz. Selim 21 Eylül 1500 yılında hamamda duş alırken sırtında bir çıban çıktığını fark ediyor ve sırpençe denilen bu çıbanı vaktinden evvel sıktırıyor. Mikrop bütün sırtına yayılacak ve at üstünde dahi duramayacak vaziyete gelecek. Her çıban büyüdüğünde sıktırıyor. Bunun yüzünden de vefat edecek. Biliyorsunuz ki Yavuz Sultan Selim Beyazıt, yani babasını tahttan zorla indirmiştir. Bir rivayet var ki bir beddua ettiğine dair babası oğluna. Kılıcın keskin, saltanatın kısa olasın. Sırpençelere gelip öylesin inşallah diye bir beddua ettiğini biliyoruz ki sırpençe hastalığından da öldüğünü bilmekteyiz. Belki de babasının bedduası tutmuştur diyerek, üzülerek Yavuzcuğumuzu öldürüyoruz. Yavuz döneminin önemli özelliklerini bileceğiz. Bir kere artık halifelik bizde. Biz hem Osmanlı Sultanıyız hem de artık halifeyiz. Yani İslam dünyasının artık tek lideri var. O da Osmanlı İmparatoru. İlk halifenin Yavuz Sultan Selim olduğunu bileceğiz. Testlerde çok çıkıyor. İlk halife hangisidir? Yavuz Sultan Selim. Çünkü halifelik Mısır'ın fethiyle bize geçti. Osmanlı hazinesinin gene ağzına kadar doldurulduğunu bilmekteyiz. Mısır'dan getirilen alimler Osmanlı'yı kültürel bir merkez haline getirdi. Ve ilk defa Sina Çölü geçilmiştir gençler. Gene bu dönemde Yavuz Sultan Selim'e ait bir eser yapıldığını bilmekteyiz. Kendi adına bir köprü inşa edildi. Yavuz'un tasvirini görmekteyiz. Ulan tam benim adıma yarışır bir köprü olacak bu üçüncü köprü diyerek bir karikatürle dersime son veriyorum. Görüşmek üzere.